Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse kandiller üzerine ikinci programımızı yapacağız inşallah. Geçen videomuzda kandil adı altında yapılan uygulamaların nedir bidatlar, hurafeler, uydurmalar içerdiği ve mantık açısından, zihniyet açısından İslam diniyle ne noktalarda çatıştığını anlatmaya çalışmıştık. Şimdi mevzunun farklı bir boyutu var. O da nedir? Diyanet Ansiklopedisi'nde kandiller nasıl geçiyor? Ve Diyanet'in tutumu ne? Aziz dostlar, Diyanet İşleri Ansiklopedisi'nin ilgili maddelerine baktığınız zaman kandillerin uydurma olduğu, dini bir hüviyetinin olmadığı, toplumsal adet, örf, gelenek, görenek olduğu anlatılır. Ama şimdi garip tarafı, Diyanet İşleri Başkanlığı hep kandil mesajları yayınlar. Efendim biz eğer halkın kültürünü, örfünü dikkate alarak birlik beraberliği sağlıyoruz diye mesaj atılıyorsa, halkın inancını da dikkate alın, Kur'an'ı esasları da dikkate alın, dinin aslından olmadığını da söyleyin. Yani insanlar kandil günlerini ibadet günleri zannetmesinler, özel kutsal gece zannetmesinler. Şimdi biraz sonra okuyacağımız ifadeler zaten bu kandillerin sonradan ihdas edildiği, ortaya çıkarıldığı net bir şekilde gösterecek. Yani Diyanet'in kendi ansiklopedisine göre, bırakın her şeyi, Diyanet'in imamları, Diyanet'in camilerinde, Diyanet İşleri'nin başkanlığının yayınlamış olduğu Diyanet Ansiklopedisi'nin kandillerle ilgili maddelerini okusalar yeterli. Yani her türlü tartışma bir yana Diyanet'in resmi görevlileri televizyonlarda, Diyanet TV'de, şurada burada, Diyanet'in fetvalarında bunları anlatsalar televizyonda yeterli. Yani işin uydurma olduğu boyutuna çok az değiniliyor da hiç değinilmiyor. Bakın arkadaşlar, mesela burada ne diyor? Kandil. Önce ondan başlayalım. Osmanlı Padişahı 2. Selim döneminde 1566-1574 tarihinde camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu geceleri kandil geceleri denilmişti. Bir kere adı 1500'lü yıllara geliyor. Resulullah'ın vefatından neredeyse 1000 yıl sonra. Bunlar Mevlid, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleridir. Bazen Arapça Leyl gece kelimesi eklenerek Leyl-i Kadir, Leyl-i Berat şeklinde kullanılır. Bu gecelerin kutlama tarihleri kameri takvime göre şu şekilde belirlenmiştir. Mevlid Kandili Rebul Evvel ayının 12. Regaib Recep ayının ilk cuma ve Miraç aynı ayın 27. gecesi. İşte Berat Şaban'ın 15. gecesi. Kadir ise Ramazan'ın 27. gecesi. Zikredilen rakamlar daima geceden sonra gelen güne aittir. Burada Mevlid Kandili'nin efendim işte nerelerde kutlandığı, ne maksatla kutlandığı takım isimler, şeyler veriliyor, bilgilendirmeler veriliyor. Mesela bakın burada ne diyor? İşte, Mevlid Kandili peygamberin doğumu münasebetiyle kutlanır. Mevlid Kandili kutlamalarını ilk ihdas eden zatın, ortaya çıkartan zatın Erbil Atabegi Muzafferüddin Kökbörü olduğu kabul edilir. Bu kutlama için toplanan Mevlid kıssaları okumaya ilk başlatan kişi ise Mısır Çerkez hükümdarlarından veya Mısır Fatimleri olduğu söylenir. Yani Resulullah'ın ölümünden çok yıllar sonra bu kandillerde aydınlatma, kandil mesajları, mevlütler, mevlüt metinleri falan ortaya çıkmıştır. Bakın burada ne diyor? İbn-i Hac gibi bazı fakirler mevlüt münasebetiyle yapılan eğlence ve israf dolu gerekçesiyle çok sayıda kandil yakmasına karşı çıkmıştır. Suyuti mevlüt gecelerinde toplu halde Kur'an okumasını ve Resulullah'a dair sohbetlerin ardından yemek ikram edilmesini bidat-ı hasene görmektedir. Yani bidat yani arkadaşlar. Bu gece için bu maksatla İslam'ın özünde vardır diye toplanmak bidattır. Bir önceki videomuzda söylemiş olduğumuz gibi toplumları bir araya getiren geceler gündüzler olabilir. Burada problem yok. Problem bu uydurmaları İslam sanki İslam'ın ilk zamanlarından beri varmış gibi anlatmak. Hayır, alakası bile yok. Gördüğünüz gibi kandilin adı da, kutlaması da, şekli de, metinleri de Resulullah'tan yüzyıllar sonra ortaya çıkmış. Allah'ın Resulü'nün kandil kutlamaktan, kandillerden zerre kadar alakası dahi yok. Haberi bile olmamış. Devam edelim. Bakın burada ne diyor işte? Sonuç bölümüne getiriyor lafı. Bakın ne diyor? Müslümanların cuma ve bayramlar dışında bazı gün ve geceleri dini tarihi olayları hatırlayarak heyecanlarını tazelemeleri ve bu münasebetle bazı etkinliklerde bulunmaları tabidir. Ancak, bakın Diyanet İşleri Ansiklopedisi söylüyor bunu. Ancak doğruluğu sabit olmayan veya uydurulan rivayetlere dayanan bazı ibadet şekillerini ifa tasvip edilemez, onaylanamaz. Dini hayat süreklilik ve kararlılık isteyen zihni ve kalbi bir yatkınlıktır. Yılın birkaç günü veya gecesinde dini hayatı yaşayıp
Belli davranışları tekrarlamak dindar olmanın dünyevi ve uhrevi sonuçlarını doğurmaz. Bu açıdan bakıldığında kandiller münasebetiyle gösterilen faaliyetlerin doğrudan İslam'ın bir emri veya tavsiyesi değil. Bunu bugün gün ve gecelerde yapılan dünya ibadetler İslam'ın emir ve tavsiyesi değil. Çeşitli Müslüman toplumların gelenekleri konumunda, yani en fazla gelenek görenek dersin. İslam'ın özü falan değil. İslam'ın kendisi değil. Resulullah'ın yaptığı bir şey değil. İstediği bir şey de değil. Tam tersi, istemediği pek çok şey var. Dinimizin yasakladığı pek çok şey var bu kandillerde. Biz de buna karşı uyarıyoruz sevgili dostlar. Bakın bir başka maddeye geçelim. Regaib gecesi. Bakın. Regaib neymiş? Sözlükte kendisine rağbet edilen şey bol ve değerli bağış anlamındaki regaibenin, ragibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh kitaplarında bol sevap ve mükafat, faziletli amel, özellikle maliki fıkıh kaynaklarında sünneti mukabil olarak müstahap, nafile, ibadet manalarında kullanıldığı gibi Hicri takvime göre 7. ayda olan Recep'in ilk perşembesini Cuma'ya bağlayan gece ad olmuştur. Kim tarafından bu isim konmuştur? Tamam, tanımını yaptın da bu tanımı kim yapmış, ne maksatla neye yapmış? Regaib gecesi Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadiste gün belirtilmeden oruç tutması tavsiye edilen haram aylarda Recep ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvuf eserlerinde yer alan Hazreti Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir. Neysizmiş arkadaşlar? Asılsızmış. Neyi yokmuş? Aslı yokmuş. Regaib'in orucu, bilmiyorum, gerekli bütün rivayetleri sayıyor. Ayrıca İsra Miraç olaylarının Regaib gecesi meydana geldiğine dair rivayetlerde asılsız bu rivayetlerinde aslı bulunmamaktadır. Bu kandilleri kutlamanın, bakın burada ne diyor? Bu geceyle ilgili rivayetlerin çok zayıf ya da uydurma olduğu hadis alimlerinde tespit edilmiştir. Uydurma arkadaşlar, uydurma. Bak Diyanet İşleri Başkanı burada Regaib kandiliyle alakalı, Regaib gecesiyle alakalı. Bak buraya altına not düşmüş. Bunlar uydurmadır. Bak burada ne yazıyor? Regaib gecesi. Burada ne yazıyor? Aslı astarı yoktur. Uydurmadır. Bu mevzuyu uzatmışlar da uzatmışlar. İşte şu ne demiş, bu ne demiş, caiz midir, değil midir? Çeşitli görüşlere bakıyorsun. Bu konuda münazaralar gerçekleştirilmiş. Velhasıl bakın ne diyor? Eyyubi hükümdarı Melikül Kamil Regaib namazının camide kılınmasını ve bu gecenin kutlanmasını yasaklamıştır. Aklı başında Müslümanlar hani bidat oluyor diye, hoş yasaklamak ne kadar doğru ayrı bir konu ama sonuçta buna karşı bir tepkinin olduğu ortada. Müslümanların bu gecelerin kutlanmasını kesinlikle tasvip etmemişler. Alimler karşı çıkmışlar. Bunun bir uydurma olduğunu defalarca söylemişler. Yani uydurma arkadaşlar. Regaib kandil diye bir şey olmaz. Ayrıca peygamberin ana rahmine düştüğü geceden seni ne ilgilendirir? Bundan sana ne, bir nasıl tespit ettin ve bunu kutlanacak ne var? Hiçbir şey. Resulullah bugün ben annemin rahmine düştüm, hadi bunu kutlayın diye bir şey söylemiş mi? Bir tane örneği var mı? Sahabeden bir tane nakil var mı? Bir tane Kur'an'a, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Birinin aklına gelmiş, uydurmuş. Zaten ilgili rivayetlerin uydurma olduğu defalarca söylenmiş. Hadis alimleri bu türlü uygulamaların uydurma olduğunu, aslının aslarının olmadığını, bidat olduğunu, pek çok hurafenin giriş kapısı olduğunu, İslam'a aykırı olduğunu defalarca söylemişler, yüzyıllarca söylemişler. Ama devlet desteğini arkasına alan suyu almış götürmüş. Öyle söyleyeceğiz artık. Mevzuyu almış götürmüş. Bakın bu Mevlüt Kandili. Bu yukarılarda Mevlüt Kandili'nin neyi anlatılıyor? Nedir, neyin nesidir? Ama hep Osmanlı'dan örnek veriyor. Osmanlı'da şöyle yapılırdı. Osmanlı'da güzel de. Güzel de Resulullah'ın doğum tarihi bile net olarak belli değilken. Ki Osmanlı'da niye anlatıyorsun? O zaman sen şunu diyorsun. Resulullah döneminde yoktu. Osmanlı döneminde böyleydi. Demek ki Resulullah'tan yüzyıllar sonra ortaya çıktı. Yüzyıllar sonra ihdas edildi. Sen bunu söylüyorsun. Bakın burada ne diyor? Bunun fıkhı hükmünü vermiş bize. Neymiş? Hemen oraya bakalım. Bunun fıkhı hükmü neymiş? Maliki alimlerinden örnek vermişti. Bakın. Fıkhı hükmü. Hazreti Peygamber zamanında ve ondan sonraki birkaç asır boyunca kutlanmayan Mevlid'in dini açıdan meşruiyeti ulema arasında tartışılmıştır. Aslında tartışılmıştır derken notunu da veriyor burada. Diyor ki birkaç asırdır uygulanmayan Mevlid. Uygulanmıyorsa İslam dininin özüne yok demektir. Resulullah bunu yapmamış demektir. Ya oruç ibadeti Resulullah'ın vefatından yüzyıllar sonra mı ortaya çıktı? Hayır, Kur'an'da yeri var. Nerede bunun Kur'an'da yeri? Nerede Resulullah'ın hayatındaki yeri? Bir kere diyor ki tartışmaya açılmıştır. İşte ulema da tartışılmıştır.
Efendim, İslam dininde kesin bir ibadet olsa bu tartışmaya açılır mı? Hacca nereye gideceğimiz tartışılıyor mu? Danimarka'ya mı gidiyoruz biz? Yok, Suudi Arabistan'a gidiyoruz. Kabe orada, kıble orada. Bu tartışılmıyor. İşte Kabe'nin yönü gibi, kıblenin yönü gibi kesin bir şekilde dinimizde olsaydı zaten yüzyıllar sonra ortaya çıktığında söylüyor ayrıca burada. Hani biraz ürkerek yazmışlar bunları aslında. Hani yok ama ne yapalım millet kabul etmiş işte diye. Yoksa burada şeyi de vermişlerdir. Bak ne diyor burada. Mali Fakifi Abderi bidat konularına geniş yer verdiği Medhal adlı eserinde Mevlid'in Resulullah'ın devrinde ve son derece bağlı olan ashab ve tabi'in selef zamanında kutlanmadığını, dolayısıyla bidat olduğunu söyleyerek mevcut uygulamaya şiddetle karşı çıkar. Sadece o mu? Bakın buralarda pek çok neden işte bunların uydurma olduğu hakkında rivayetlerin olmadığı olan rivayetlerin uydurma olduğu uzun uzun anlatılıyor. Yani Diyanet'in Mevlüt Kandili ile ilgili şeyine bakarsanız, maddesine bakarsanız Mevlüt Kandili ne olduğunu değil, neden İslam'dan olmadığını anlatıyor. Ve tarih içerisinde tabii Müslümanlar Osmanlı Devleti'nde kutlamışlar. Gelenek görenek adet yerini almıştır. Tekrar ediyoruz. Defalarca tekrar ediyoruz. Bunlar gelenek görenek olabilir. Yılın falan ayı. Ayın filanca günü işte Resulullah'ı anıyoruz. Tamam etkinlik yaparsın, siyer okursun falan falan. Ama bu İslam'dandır dersen işin rengi değişir. O zaman İslam dinine bidat sokmuş olursun. Resulullah'ın saygınlığına halel getiren pek çok ifadeler vardır Mevlüt'le alakalı. Burada yok efendim Firavun o gün boğulmuş da bilmem ne de Nuh'un tufanı o gün durmuş da hepsi uydurma arkadaşlar. Ne kadar ortaya atılan şey varsa hepsi uydurma. Efendim burada Mevlüt Kandili'ni bir şekilde meşrulaştırmak için ellerinden gelen şeyleri yapmaya çalışmışlar. Bakın burada ne diyor? Mevlid'e karşı olan alimlerin bu yaklaşımları kendi zamanlarındaki kutlamalarda görünen olumsuz davranışların büyük rolü vardır. İbni Hacc'ın Mısır'daki uygulamalara yaptığı atfın yanında tarihçi Cebertin'in kendi zamanındaki Mevlid kutlamalarının evliyanın kabirlerini ziyaret yanında ticaret, gezi, eğlence gibi amaçlar taşıdığını, her mezhepten bidat ve tarikat ehlinin katıldığı törenlerde şiir, zikir, çalgı ve seslerin birbirine karıştığı, camilerin adeta alışveriş, sohbet, oyun ve eğlence mekanı haline getirildiği, bu mekanların yenilip içilen şeylerle kirletildiğini, kadınlarla erkekler arasında hoş olmayan davranışların görüldüğünü belirtmesi de ulemanın Mısır'da mevlüt kutlamaları konusundaki eleştirilerinin haklı çıkaracak mahiyettedir. Bak yazar ne diyor? Bunlar oluyor. Türbelere tapınıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bunların hepsi diye Mevlüt Kandili'ne yapılan eleştirileri haklı çıkarır. Çünkü Resulullah'ın hayatında olmayan şeye daha bir yığın rezilliği de ekleyip ondan sonra dini din olmaktan çıkarıyoruz arkadaşlar. Burada da kaynaklar falan vermiş. Bir diğer kandilimize geçelim. Berat gecesi. Bakın. Berat gecesine ait burada görüyorsunuz Berat gecesi uzun bir madde bu. Şurada pardon kısa bir madde. Çok uzun değil. Burada başlatmış Berat gecesini. Diyanet'in ilgili maddelerine bakarsanız hepsini görürsünüz. Berat gecesinin kutsal sayılmasıyla alakalı şeylerden bahsediyor. Bakın. İlgili rivayetlerin ardından şöyle bir yorum yapıyor. Bu rivayetler Peygamber Efendimizin Resulullah'ın Şaban ayına ve özellikle bu ayın 15. gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetler göz önüne alan bazı alimler bu geceyi namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus olmak üzere belli ibadet ve kutlamalar şeklinde ihdas edip adet haline getirmenin ise dinde bir yeri bulunmadığını söylemişlerdir. Yokmuş dinde yeri. Bak dinde yeri yokmuş. Bu geceye özel namazın, ibadetin dinde yeri yokmuş. Kaynakların belirttiğine göre Berat gecesinde özel bir namaz yoktur. Yok tabi. Bir kere olsa Kur'an'da olur. Ne kaynağı? Kaynaklar. Hangi kaynaklar? Ya dinin İslam'dan, Kur'an'dan başka bir kaynağı mı var ki? Allah'a nasıl ibadet edeceğimizi Kur'an'dan başka bir yerden mi öğreniyoruz ki? Kaynaklarda yok. Olsa ne olacak sanki yani? Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın onaylamadığı bir şeyi sen kabul etsen ne olacak? Böyle bir şey vardır desen ne olacak yani? Gazali bu gece her rekatında Fatiha suresinden sonra 11 İhlas suresi okumak suretiyle kılınacak 100 rekat veya her rekatında Fatiha'dan sonra 100 İhlas okunarak 10 rekat namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayeti naklettiği halde İhya-i Ulumuddin'deki hadisleri tenkide tabi tutan Zeynüddin Irakî ve Nebevi bunun aslının olmadığını söylemişlerdir. İşte böyle Gazali gibilerin yüzünden bunlar yayılıyor. Bu uydurmalar böyle yayılıyor. Bir kere o kadar uzun namazı kılamazsın. Kıldığından bir şey de anlamazsın zaten. Aynı şeyleri papağan gibi tekrarla bir müddet sonra bilincinde artık bir yer de işgal etmez. Papağan gibi tekrarlıyorsun sadece. İşte içi boşaltmak dediğimiz şey böyle oluyor. Okuma kim sen bir rekatta 100 tane İhlas suresini okuduğundan bir şey anlıyor musun? Hem uyduruyorsun hem de namazı şuursuz hale getiriyorsun. Zaten uydurma, zaten aslı yok, zaten hiçbir yerde yok.
Gazali de almış bu uydurmayı kitabına koymuş. Böyle ibadet edebilirsiniz diye. Ayıp yani. Ayıp yani. Çok korkunç şeyler yani. Ama ne yazık ki bunlar var maalesef. Efendim bir takım geceleri ne bileyim Kur'an-ı Kerim'deki bazı ifadeler şu Duhan suresinin işte şu mübarek bir gecede nazil olduğu ifade edilmektedir. O mübarek gecede hepinizin bildiği gibi inna enzelnahu fi leyletil kadir. Kadir gecesi indirdik diyor. Oraya berat gecesini sen sokuşturuyorsun. Allah'a iftiradır bu. Allah'ın söylemediğini söyletmek durum. Kur'an'da böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi aziz dostlar nereden bakarsanız bakın kandillerin İslam diniyle herhangi bir ilgisi, ilişkisi, alakası yok. Resulullah'la hiçbir ilgisi, ilişkisi, alakası yok. Onun devrinde kutlanmamış. Kutlanılması da efendim yoktu ki zaten nasıl hüküm versinler. Bu konuyla ilgili rivayetlerin tamamı uydurma. Tamamı uydurma. Sonra da uydurulmuş. 300-500 sene sonra ortaya çıkınca altını uydurmalara dolduruyorlar tabi. Resulullah güya böyle demiş, güya söylemiş. Külliyen yalan. Hiçbir tanesini asla tarıyor. Bakalım arkadaşlar Miraç. Şimdi Miraç genellikle Resulullah'ın göklere gitmesi, ne bileyim işte Mescid-i Aksa'ya gitmesi, İsra yürüyüşü falan bunun içerisinde bir yere sıkıştırılır. Bu anlatım bir yana, yani Miraç nasıl oldu mevzusu bir yana, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falan zamanda ben Miraç'a gitmiştim. Hadi gelin kutlayalım, hadi gelin bunu şey edelim, analım, yad edelim, kandiller yakalım, birbirimize bu gece hatırlatalım, hatıralarımızı yad edelim. Böyle bir şey yok. Bunun asla yok arkadaşlar. Yani burada bakın buraya Miraç'la ilgili rivayetleri koyuyor işte falan Buhari'de şu geçer. Bilmem nerede şu geçer. Efendim bazı rivayetler böyledir, bazı şöyledir. Bu rivayetler arasında Miraç'la ilgili rivayetlerde bazı farklılıklar mevcuttur. Mesela sahih rivayetlerin bir kısmında doğrudan Mescid-i Haram'dan semaya yükseliş anlatılır. Ancak İsa ve Miraç'ın aynı gecede gerçekleştiği kabul edilip rivayetlerin bütünü göz önüne alındığında Resul-i Ekrem'in Mescid-i Aksa'ya uğradığı ve burada İbrahim, Musa ve İsa'nın da bulunduğu peygamberlere topluluğuna namaz kıldığı da anlaşılmaktadır diyor rivayetlerden. Ama aynı rivayetlerden durumun böyle olmadığı da anlaşılmaktadır. Ya bir kere vakanın kendisi bile tartışmaya müsait. Gerçekten öyle mi? Resulullah gerçekten Kudüs'e gitti mi? Yani böyle bir olay gerçekten yaşandı mı? Bunlara bakıyorsunuz. Bir de bu tartışma konusuyken bir de bunu durdururken kandile dönüşüp yıllar sonra camilerde kandiller yakıp hadi bunu kutlayalım, kandilleşelim, kandil mesajları, kandil simitleri, kandil uydurmaları, kandil hurafeleri, kandil hadisleri, kandil geceleri, kandil bilmem nesi diye bir sektöre dönüşüyor. Ondan sonra ya arkadaşlar bunlar uydurmadır. Resulullah böyle bir şey yapmamıştır. Resulullah böyle bir şey istememiştir. Ne bileyim yani Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir bunlar bu dini bilen insanlardı. Resulullah'ın dizinin dibine yetişmiş insanlardı. Bunlar bu kadar ayetlerle, tefsirlerle meşgul olmuş insanlardı. Bunların bir tanesinde niye bir tane rivayet yok? Hazreti Ömer hangi kandili kutlamış? Hazreti Ali hangi kandili kutlamış? Kutlamasını tavsiye etmiş mi? Efendim hangi alim böyle bir şey söylemiş? Ne bileyim yani bir gidiyorsunuz geriye doğru Resulullah'ın hayatına doğru. Geriye doğru zaman tünelinde tarihi geriye doğru sarın. Böyle bir şey yok. En iyi ihtimalle Resulullah'ın vefatından 300-500 sene sonra ortaya çıkmış şeyler bunlar. Kültür ve sonra din haline gelmiş. Şimdi din kültür din haline gelirse dini kültür haline gelir. Ondan sonra bakın burada çok detaylar var. Kimisini Araplar kutluyor, kimisini kutlamıyor, kimisi hiçbir İslam coğrafyasında bilinmiyor. Kimisi fanatizm noktasına ulaştırmış. Her yerde camileri süslemek. Tarih içerisinde bakıyorsunuz bazı alimler karşı çıkmış. Bunları yasaklamış, bunlara ne gerek var demiş. Kimi yerde bakmışsınız olmadık israflar. Resulullah'ı öven şiirlere bakıyorsunuz. Allah'ın elçisinden bahsediyor. Allah-u Teala haşa rakip bir tanrıdan mı bahsediyor? Belli değil, karma karışık olmuş. Bir yığın uydurma iç içe girmiş. Yani kandille masumiyetini kaybetmiş. Zaten masum değillerdi. Zaten İslam dininde yeri yoktu. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmiyordu. Zaten Resulullah'ın hayatında yeri yoktu. Tamamen meşruiyetini ve masumiyetini kaybetmiştir. Müslümanların yapması gereken yeni sosyal projeleri ortaya koyup ayetlerin ve hadislerin ışığında onlardan aldığımız ilkelerle insanlığa faydalı projeler üretmektir. Doğrusu budur yani. Yoksa geçmişe takılı kalmanın neydi belirsiz efendim rivayetlerin peşinden gitmenin şunu şu kadar kılarsan şöyle olur. Kim dedi bunu sana? Allah'ın Resulü böyle bir şey söylüyor mu? Allah'ın elçisi böyle bir şey yapmış mı? Uygulamış mı? Kimden gelmiş bunlar? Böyle bir şey yok. Bunların hepsi uydurma arkadaşlar. Ve bu uydurmaların üzerine başka uydurmalar da bina ediliyor. Mesela adama bu kandil nereden çıktı diyor soruyorsun. Bir hadis uyduruyor. O hadisin içerisinde namazı da koyuyor. Orucu da koyuyor. Bir başka bakıyorsunuz İslam'dan başka bir din ortaya çıkıyor. Hani sapma acısı şöyle 1 milim olduğu zaman 10 kilometre sonra neye dönüşürüm? Bakın arkadaşlar harita mühendislerinin kalemle kağıdı yazarken
bir milim elini oynatması gerçekte 25 metreye denk geliyor. Peki yüzyıllar içerisinde bu neye denk geliyor? Şuna denk geliyor. İslam bu. İslam bu. Bu da İslam'la okuman başka bir din. İslam'la alakası olmayan ama adı İslam olan başka bir din. Korkunç şeylerimdir arkadaşlar. Sanıyorum mevzu anlaşıldı. Bu mevzunun uydurma olduğu bilinmekte. Uydurmalardan uzak durun aziz dostlar. Kandillerin aslı astarı yoktur. Hani İslam'a dayanan bir aslı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de yeri yoktur. Lütfen ve kandil kutlamalarını o kadar da abartmayın. Yani insanları kandilsizlik demek, dinsizlik demek değildir arkadaşlar. Yani bu konu üzerinde çok şey söylüyorum ama gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de olmayan bu türlü gün ve geceler için kendimizi yormanın, yıpratmanın bir anlamı yok. Bunun üzerine tartışmalar çıkarmanın bir anlamı yok. Diyanet İşleri'de bir zahmet sadece ansiklopedi yazdıklarını anlatsa yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka programda görüşmek üzere.